Herkese merhaba. Yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün değişik bir telefon veya saat elime geçti. Artık hangisini derseniz. Adamlar saat yapmaya kalkmışlar ve sonradan vazgeçip telefona çevirmişler. Sonra da ikisini bir arada çıkarmışlar. Elimde Cosgate Prime 2. Akıllı telefon veya akıllı saat. İkisine diyebilirsiniz. Bu var. Bugün size bunu anlatacağım. Hızlıca üzerinden bir geçeceğim. Nedir, nasıldır, nasıl kullanılır? Şimdi yakın çekime geçip saatin üzerinden videoya devam edeyim. Saatimiz veya telefonumuz bu şekilde. Direkt üzerinden görüntüsünü olarak başlayayım. Oldukça geniş bir ekranı var. 2.1 inçlik bir IPS ekranı var. Şöyle yumuşak kordonları var. Kordonlar değiştirilebilir. Bunları istediğiniz zaman şurada ufak bir iğnesi var. Eğer yedek kordonunuz varsa şöyle iğnesine bastırıp bu kordonu yerinden çıkartabilirsiniz. Gayet pratik bir şekilde kordonun çıkartılması var. Şöyle üstünde iki tane düğmesi var. Bu bastığınız zaman menünün açılacağı ekran. Buna bastığınız zaman da eğer menüye girdiyseniz bastığınız zaman geri tuşu olarak kullanılıyor. Ona geçmeden şu hemen arka tarafını göstereyim. Burada normalde akıllı saatlerde olan özellikler nabız ölçer veya yürüyüş, mesafe, o tarz şeylerin bulunduğu algılayıcı bir ana yer var. Hemen yan tarafında da şarj olabileceği 4 tane nokta var, burada görüyorsunuz. Bunlardan da şarj edilebilir bölümü var. Şimdi direkt bunun üzerine geçelim. Bu nedir? Cosgate Prime 2. Bu Cosgate serisinde çıkarmış olduğu bir telefon. Daha öncekilerinde görmüştürsünüz. Bu da en son çıkarmış olduğu bir telefon. Biraz büyük. Şöyle kolda göstereyim hatta. Yani kola bunu takar mısınız, takmaz mısınız bilmiyorum ama bunun da talipleri var, sevenleri var. Şu şekilde koluma biraz büyük geldi benim de zaten. İsteyen olursa bunu da kullanabilir kolunda. Şimdi bu nedir? Bir özelliklerinden kısaca ben size bir bahsedeyim. Bataryası 1600 mAh'lik bir bataryası var. Ortalama 2 gün süreyle şarjı gidebiliyor. Tam doldurma süresi de 2 saat 50 dakika civarında bataryanın tam doldurma süresi var. 64 GB'lık bir hafızası var. 4 GB'lık da bir tane RAM'i var. Bu telefonun veya saatin. Burada bir tane kamerası var, görüyorsunuz. Şöyle 90 derece dönebilen bir tane kamerası var. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu kameranın özelliği de 13 megapiksel olması ve yüz tanıma özelliğinin bulunması. Yine söylemiştik, 2.1 inçlik bir IPS ekranı var. 480'e 480 piksel çözünürlüğünde. Telefonda ya da saatte, artık hangisini derseniz, sürekli tekrarlıyorum. Ben saat olarak devam edeyim. Bluetooth 5.0 destekliyor. Nano SIM takabilirsiniz. Onu yerde buradan, birazdan onu da takacağım. Nano SIM takılma yeri de burası. Android 10 var. Android 10 kullanabiliyorsunuz. Uygulaması var. Android sistem üzerinden cep telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. WebVR bir uygulaması var. WebVR'i yüklediğiniz zaman ikisini telefonla beraber, ister Android ister iOS olsun, bunları kullanabilirsiniz. Yani bunun hafızası var demiştik. Hafızası 64 GB. İçerisinde 1600, yaklaşık olarak söyleyeyim, yaklaşık 1600 civarında, 1600, 1500, 1700 müziğin boyutuna göre müzik yükleyebilirsiniz. 45 dakikalık filmler izleyebilirsiniz. Yani 45 dakika üzerinden yaklaşık 300 tane dizi, eğer bölümler, Netflix'ten bir dizi izlemek istiyorsanız 300 tane diziyi 45 dakikalık üzerinden izleyebilirsiniz. 1 saatlik olursa bu tabii 300 değil de biraz daha aşağıya doğru düşer. Yine yüz tanıma sisteminin özelliği var demiştik kameradan. Onu da üzerinden tekrar geçeyim. Dış görüntüsü olarak bu şekilde, özellikleri de bu şekilde. Şimdi bir tekrar bir menüsünü açalım ve içerisinde neler var hemen onları size anlatmaya başlayayım. Açıldığı zaman ana ekranda bir tema var. Bu temayı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirmek için şöyle üzerine basıyorum. Bakın, basılı tuttuğum zaman hemen küçüldü. Küçüldükten sonra burada istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsunuz? Dijital, analog veya farklı galeri resmi var. Galeri üzerinden de uygulama yükleyebiliyorsunuz buna. Artı butonuna basıp da yine ekstra kendiniz resim veya başka bir şey eklemek isterseniz bunun üzerinden ekleyebilirsiniz. Ben az önce onu seçmiştim. Şimdi buradan başka bir şey seçip onun üzerinden devam edelim. Mesela bu da güzel bir şeye benziyor. Şunu seçtim ve şu anda buna değişti. Kendini güncelledi ve ana ekran teması bu şekilde. Bu temanın değiştirilebiliyor olması gayet güzel. Sonuçta bir Android sistem. Android sistemde ne yapabiliyorsanız bunda da onları yapabiliyorsunuz. Hemen tekrar menü üzerinden devam edelim. Bu ana sayfa, yukarıdan aşağıya doğru çekiyorum. Bakın böyle bir ekran geliyor karşıma.
Burada GPS'ti, Wi-Fi üzerinden internete bağlanmaktı. Bakın buradan Wi-Fi kapatıp Wi-Fi açabiliyorum. SIM kartı olsaydı bu mobil veri üzerinden kullanabilirdim. Bluetooth yine burada var. Burada da Android Bright Screen diyor. Şu anda kapalı o. Hemen açalım. Hem elimize takmamız lazım telefonu. Bunu tekrar geri ittim. Soldan sağa doğru çekiyorum. Burada bildirimlerin olduğu bir alan var. Maillerinize bakabilirsiniz. Arşivleyebilirsiniz. Yanıtla open diyor. Buradan istediğinizi seçip yanıtla diyorum. Hemen Trendyol'dan bir mesaj gelmiş. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. O tekrar bakıyorum. Trendyol'a cevap yazabiliyorum buradan. Şu alttaki tuşla geri tuşuyla basıp bu bölümden çıkabiliyorum. MediaMarkt'tan bir bildirim gelmiş. Tekrar geri çıkıyorum. Şimdi aşağıdan yukarı doğru ittiğim zaman müzik ekranı geliyor. Buradan müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Hemen basıyorum üzerine. Şöyle göstereyim. Bu altında hoparlör var. Müzik sesi buradan geliyor. Hoparlör ve mikrofon. Bunu buradan durduralım. Tekrar yukarı çektim. Şimdi sağdan sola doğru çekiyorum ve ana ekranımızın olduğu yer geldi. SIM kartı takacağım. Burada telefon edebilirsiniz. Kişili rehberleriniz, mesajlar, kamerası var. Kamerayı hemen açalım. Kamera üzerinden bir bakalım. Şu anda beni görüyorsunuz. Kamerası bu şekilde. Telefondan çekim yapıyor. Buradan videonuzu çekebiliyorsunuz. Şu anda kamerada fotoğrafa geçelim. Şu anda da fotoğraf bölümünde. Bastığınız anda fotoğrafı çekmeye başlayacak. Fotoğrafı çekti. Çektiği fotoğrafı da hemen size göstereyim şuradan. Çektiği fotoğraf da bu şekilde. Netleştirelim. Çektiği fotoğraf bu şekilde. Buradan geri geliyorum. Tekrar bastım. Kamera kaydına geldim. Şimdi kamera moduna geldim. Şimdi kameradan bir çekim elde ediyorum. Çekimi durdurdum. Şimdi buna geçelim. Çektiğim videoyu size göstereyim. Hemen üzerine geleni tıklayalım. Sesini de bunun üzerinden duyuyorsunuz. Bunun da sesini de duydunuz. Ekran dokunmatiği benim izlediğim videolarda daha iyi diyorlardı ama bana pek şey gelmiyor. Bazı yerlerde iyi algılıyor, bazı yerlerde tam algılamıyor. Neyse ondan da devam edelim. Burada Play Store var. Play Store'a girip dediğimiz gibi Android olduğu için buradan istediğiniz uygulamayı indirip yükleyebiliyorsunuz. Android'de ne isterseniz burada da indirebiliyorsunuz. Zaten bunun üzerinden oyun oynayanlar var. Oynayabiliyorsanız oynayabilirsiniz. Ekran biraz hani oyun için küçük bir ekranı var. Android telefonla yapacağınız her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Google var. Buradan sesli komutla Google'da istediğiniz bir şeyi aratabilirsiniz. Hemen ben buradan bir sesli komutunu bir deneyeyim tekrar. Güven Keleş. Eşleşen bazı resimler gösteriliyor. Evet. Bizi buradan buldu. Kendi resmimizi buradan bulduk. Tekrar kapatıyorum. Geri çıkıyorum buradan. Hemen altta Chrome var. Chrome'u açabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Buradan da Google'u kullanabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Takvim var. Saati var. Saat ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bunun üzerinden çevirme pazarı demiş. Hemen şuradan bir seçelim. Bakalım. Bakın burada da çevirme pazarı. Hemen şuradan. Görüyorsunuz buradan değişiyor. Bunu da geçelim. Ayarlar var. Hemen ayarlara gidiyorum. Dial Selection. Bakın buradan da yine temayı, görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Hemen tekrar menümüze gelelim. Menü üzerinden devam edelim. Böyle. Haritalar var. Haritaları kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir açayım haritaları da. Onun üzerinden görelim. Hemen lokasyonumuzu güncelleyecek. Lokasyonumuz da evet güncelledi. O da doğru yeri gösteriyor. Gmail'den bakabilirsiniz. Buradan kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Hemen bir bakalım takalım. Bir kalp ritminizi bir ölçelim bakalım ne diyecek. Şuradan açıyorum. Heart rate checking diyor. Şu anda ayarlıyor kendisini. Bakalım ne kadar sürecek, ne kadar zamanda ölçecek. Android telefonların çoğunda artık yani akıllı telefonların ve akıllı saatlerin çoğunda bu özellik var.
Bunu kullanabilirsiniz. Evet, şu anda ölçtü. 82. Kalp ritmimi 82 olarak ölçtü. Hemen buradan da geriye geliyorum. Yüz tanıma özelliği var demiştik kamerada. Onu buradan yüz tanıma özelliğini aktif edebilirsiniz. Fitness bölümü var. Fitness ayarlarınızı buradan veya kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle bir tıklıyorum. Hemen buradan açılıyor. Bakın buradan temponuzu ayarlayabiliyorsunuz. Galeride resimler var. Az önce açmıştık. Resimler, videolar. Buradan girip bakabiliyorsunuz. WhatsApp'taki bildirimleriniz, resimlerinizi buradan da görebilirsiniz. Yüklerseniz ses kaydı var, dosya yöneticisi var, hesap makinesi var, sistem optimizasyonu, App Store, asistan, Google TV, YouTube. YouTube'u açalım hemen bir. YouTube üzerinden bakalım nedir ne değildir. Bakın YouTube'da buradan açıyoruz. Hemen telif yememek için şuradan kendimize ait bir tane video açalım. Son yüklediğimiz 1 megabit internet videosu var. İnternet hemen buradan geçiyorum. Yapmadan önce cihazımızı göstereyim. Videomuzu da açtık. Buradan kendi videomuzu da açtık. Onu da izletebiliyoruz. Hemen buradan kapatıyorum. Sayfamızdaki videolar burada. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diyelim hemen geri gelelim buradan da. Yine ana ekrandayız. Sağ tarafa doğru çektim. Altta WhatsApp var. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ne isterseniz buraya yükleyebiliyorsunuz. Bunun üzerinden kullanabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra hemen bir geri gelelim. Bu sefer de sağdan sola doğru çekmiştik. Bir daha çekiyorum sağdan sola doğru. Bakın burada yine bizim sporla alakalı olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Koşu mesafenizi, attığınız adımları, bisikletle alakalı, basketbol, futbol hangisini oynarsanız onunla alakalı yaptığınız bütün aktivasyonların, aktivitelerin hepsinin bilgisini buradan bulabilirsiniz. Bakın burada Badminton'da demiş. Şöyle bir seçelim bakalım. Burada Go derseniz. 1, 2, 3 dedik. Ve buradan başlıyor. Artık yaptığınız süreyi buradan gösteriyor size. Bakın başlatıyorum. Her defasında seçtiğim zaman tekrar baştan başlatıyor. Yukarıdan aşağı doğru çekiyorum. Sola doğru kaydırıyorum. Bu açılan menüde. Telefonun durumunu, sim kartı ve uçak modunu almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Bu alanda göstermiştim zaten. En sağ tarafta da temizle düğmesi var. Buna dokunduğum zaman telefonun içerisindekileri temizliyor. Açık uygulamaları buradan kapatabilirsiniz. Ayarları da bir göstereyim tekrar size. Şöyle ayarlara girdiğimiz zaman içerisinde internet ayarları bastığınız zaman kablosuz mobil ağ veri kullanımı ve uçak modu. Bağlı cihazları görebilirsiniz. Uygulama bildirimleri, pili, ekranı, uyku, yazı tipi, büyüklüğü bunları ayarlayabilirsiniz. Ses, depolama alanını görebilirsiniz. Konumunuz, Google ve sistem ve telefon hakkında. Sisteme girdiğiniz zaman diller, saat, hareketler, bütün ayarları da buradan geçebilirsiniz. Ayrıca sıfırlama seçenekleri var. Onları da buradan kullanabilirsiniz. Ayarlar üzerine de hızlıca bir geçmiş olalım. Akıllı saatimiz bu şekilde. Akıllı telefonumuz aynen ekstra. Başka bir şey de şu anda aklımıza gelmiyor. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.